Ankara'ya, Adana'ya az önce aktardım yüreğiyle değerli seyirciler. Gideceğiz şimdi Lokman Hekim'in yaşadığı diyar değerli seyirciler. Misis, antik kent, tarihi, kültür ve geleneğiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan o kadim kent Misis'e gidelim. Oradaki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıktı. Uluslararası bir festival de söz konusu. Bu festivalle tanıtımı gerçekleşecek. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan bu bölümde canlı yayın konuğumuz. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bu teşekkür ederim. Festival ne zaman başlıyor? Kapsamı nedir? Misis Antik Kenti hangi yönüyle ön plana çıkacak? Evet. Ölümsüzlük Şehri Misis Festivalimizi aslında üzerinde bulunduğumuz şu andaki antik şehrin ve civarındaki diğer yapılarla beraber hem Türkiye'mize hem kültürel mirasımıza, dünya kültür mirasına kazandırabilmek için yaptığımız bir çalışmanın sonucu. Ölümsüzlük Şehri Misis adını vermemizin sebebi de Ceyhan Nehri üzerindeki, hemen Misis'in içinden geçen Ceyhan Nehri üzerindeki tarihi Misis Köprüsü üzerinde rivayet odur ki Lokman Hekim bu bölgedeki şifalı bitkilerden yapmış olduğu ölümsüzlük iksirinin reçetesini Ceyhan Nehri'ne düşürdüğüdür. O amaçla burada da bir o dönemlerde Osmanlı döneminde bir mescit, küçük bir cami yapılmış ve Lokman Hekim Camii olarak orasını da bu kapsamda restore ediyoruz. Ayrıca bu bölgede tarihi Misis Köprüsü'nün hemen sol tarafında Havraniye Kervansarayı dediğimiz, geçmişte bu bölge önemli ticari bölgelerden birisiymiş ve İpek Yolu üzerinde olması hasebiyle kuzey ve güney bölgelerinin birleştiği bir nokta, önemli bir ticaret merkeziymiş. Orta çağlara kadar gittiğimizde de buradaki yapılan kazı çalışmaları neticesinde buranın önemli bir seramik merkezi olduğu, gerek kazıdan çıkan seramik parçalarından gerekse seramikle ilgili bulunan fırınlardan bunları anlıyoruz. Uzmanlarımızın raporları doğrultusunda. Aslında biz bu çalışmalara başlarken 2011 yılında bir çalıştayla başladık. İlgili tarafları topladık ve buradaki kazıların başlatılması, bu mirasın dünyaya kazandırılması düşüncesinden hareketle bu bölgede yüzeysel çalışma yapan Pisa Üniversitesi ve Roma Ulusal Araştırma Merkezi bu yüzeysel çalışmaların neticesinde bizim de Kültür Bakanlığımızla yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde bu kazıların başlatılmasına karar verildi. Bizim buradaki rolü koordinasyonu sağlıyor, irtibatı sağlıyor, lojistik finans desteği veriyor ve burada teknik olarak Pisa Üniversitesi ve Roma Ulusal Araştırma Merkezi'nden alıyoruz teknik desteğimizi. Tabii ki burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da gözetiminde, kazı komiserleri, müze müdürlüğümüzün de gözetiminde bu çalışmalar devam ediyor. Buradan çıkan buluntular titiz çalışmalar neticesinde peki, parçalar bir araya getiriliyor. Mahmut Bey burada acaba bu çıkanlar festivalde kapsamında ne şekilde tanıtılacak, kimler katılacak? Evet, aslında burada şöyle biz bunları, bu bölgeyi tanıtım amaçlı bunları söyledim ama festivalde daha çok bu buluntuların üzerindeki figürlerden oluşturduğumuz bir, bizim de kültür evlerimizde üretilen elbiselerimiz var. O çağı anımsatan, yaşatan o elbiselerimizin defilesi yapılacak. Aslında buradaki buluntular şu anda devam ediyor. O temizlik, birleştirme, bunları hem bu bölgede açacağımız bir müzeyle sergileyeceğiz, hem de Adana'mızdaki Büyük Etnografya Müzesi'nde sergilenecek. Tabii kazı çalışmaları devam ediyor. Aslında büyük yapılar da ortaya çıkıyor. Antik şehrin hemen arka tarafında stadyumu, meclis binası ve önemli yapılar var. Sur var, su kanalları var.
seramik atölyeleri var. Yani bu anlamda daha burada uzun yolumuz var aslında. Çünkü bu çalışmalar iğne ile kuyu kazar gibi buluntulara zarar vermeden dikkatli bir şekilde yapılıyor. Aslında festivalimizin amacı burada. Burada yapacağımız dün itibariyle başladı. Bu bölgeye ait giysileri temalı, yani antik Misis temalı defilemiz yapıldı. Yine günün anlamına uygun bir şekilde Osmanlı sarayı esvapları defilemiz yapıldı. Ve sanatçımızla konserle dünkü programımız son buldu. Ama bugün de burada bu bölgede önemli edebiyat söyleşileri, arkeoloji söyleşileri, bugün 3 tane profesörümüz, Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Roma'nın, Profesör Doktor Anna Lucia Dagata ve Sanat Tarihi Profesörü Pisa Üniversitesi'nden Profesör Doktor Giovanni Salmeri ve 9 Eylül Üniversitesi'nden Sayın Recai Tekoğlu'nun katılımıyla biraz sonra bu söyleşiler başlayacak. Yine etkinliklerimiz olacak ama bu arada buradan aslında şunu da belirtmek istiyorum. 7000 yıllık tarihi olan Geç Hitit döneminden Abbasilere, Perslere, Greklere ve Osmanlı'ya kadar uzanan bir süreçte çeşitli medeniyetler burada yaşamış ve burada burası huzur, barış kenti olmuş. Biz de bu akşam medeniyetler korusu, malum biliyorsunuz farklı dil ve dinlere mensup arkadaşlarımızın, sanatçıların oluşturduğu bir koro. Bugün burada Medeniyetler Korosu bir akşamüstü konser verecek. Bu konserle aslında dünyaya da buradan barışın, insanların birbirini sevmesi gerektiğinin, medeniyetlerin birbiriyle her zaman iyi geçinebileceğini, hoşgörü içerisinde olabileceğini, özellikle de güney tarafımızdaki ateş çemberinin dünyanın içerisinde bulunduğu bu kadar sıkıntılı süreçte buradan da bir dünyaya barış mesajı vermiş olacağız Medeniyetler Korosu'yla ve bu konserle de festivalimizi sonlandırmış olacağız. Tabi burada bizim festivalle amacımız antik Misis şehrini hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmak. Çünkü biz bu tarihi birikimleri aslında miras olarak almadık. Bizler emanet olarak aldık. Yani biz nasıl buralara emanet aldıysak bu emaneti iyi bir şekilde koruyup torunlarımıza, çocuklarımıza da bu emaneti güzel bir şekilde devretmeliyiz. Biz de amacımız bu festivalle beraber bu emaneti bütün dünyaya duyurmak. Sayın Başkan, oralarda herhalde çok sayıda film de çekiliyor değil mi? Bir plato görevi de görüyor aynı zamanda. Doğal bir plato olarak. Tabi bölgemizde değişik zamanlarda özellikle filmler çekiliyor. Yine bu bölgenin içerisinde çok eski bir çırçır fabrikamız var. Yine antik şehrin içerisinde. Burası da plato olarak kullanılıyor. Sadece tabi dediğim gibi antik şehir değil. Kervansarayı, camisi, iki tane su değirmeni, antik köprüsüyle bu bölge tabiri caizse açık hava müzesi gibi. Bizim de amacımız bu yapıların restorasyonu, bu kazıların neticesinde de bu bölgeyi bir arkeopark olarak kültür ve turizm merkezi yapmak. Biliyorsunuz sadece sanayiden veya fabrikalardan ekonomik anlamda vatandaşlarımız istihdam sağlamıyor. Bacasız ekonomi dediğimiz turizmle de bu bölgeye istihdam açısından da önemli katkı sağlamış olacağız. Bu da bizim için önemli. Yani burada sadece yerli turistler değil, daha çok yabancı turistlerin de gelip bu güzellikleri göreceği bir turizm merkezini de oluşturmaya gayret ediyoruz. Hem doğal güzelliğimiz var, ova, bir tarafımız tepeler, geniş bir ova, içerisinden çok güzel Ceyhan Nehri ve bu antik yapılar, tarihi yapılarla çok güzel bir bölge. İnşallah gelecekte burası yoğun turist çekecek önemli turizm merkezlerinden biri olacak diye umuyoruz. Peki, çok teşekkürler Sayın Başkan, Yüreğir Belediye Başkanı. Ben Mahmut teşekkür Çelik ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Canlı yayın konuğumuz oldu.